Hepinize merhaba arkadaşlar. 2022'nin ilk Tonguç Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Arkadaşlar ikinci yazılı dönemi de rüzgar gibi geldi geçti diyebiliriz. Ben bizi takip eden, ders videolarımızı izleyen birçok arkadaşımızın çok güzel notlar aldığına eminim. Fakat ola ki istediği sonuçları alamayan arkadaşlarımız varsa onlar da hiç üzülmesinler. Eminim ikinci dönem her şey çok farklı olacaktır. Bakın uzmanlar bu konuda şöyle diyor arkadaşlar. Siz sanmayın ki kebek ekmeği ayrı. Siz sanmayın bu uzman değil, bu Canan Karatay diğeri. İlk önce iyi akşamlar diliyorum herkese. Öncelikle öğrencilerimize özellikle. İlk dönemindeki yazılarımız biraz kötü, istemediğimiz gibi geçmiş olabilir ama hiç takılmıyoruz böyle şeylere inşallah. İkinci dönem hatalarımızı da bulursak hepsini halledeceğiz. Evet, uzman biraz sıkıcıydı ama söylediklerine sonuna kadar katılıyorum. Eğer neyi iyi yaptık, neyi kötü yaptık bunu belirlersek, sömestrı da iyi geçirirsek ikinci dönem kimse önümüzde duramaz diye düşünüyorum. Öğrenciler son dönemlerde kitap fiyatlarına gelen zamlardan oldukça şikayetçiler. Peki ne oluyor da kitaplar her geçen gün bu kadar zamlanıyor? Hemen açıklayayım, merhabalar. Engin Bey, kolay gelsin. Merhaba. Şimdi ben Haydaretti, İtalyan kağıt üreticisi fabrikası sahibi. Biliyorsunuz ki Avrupa'da üretilen ürünler ülkemize girdiğinde daha fazla değerli olmuş oluyor. Bundan dolayı kağıt da İtalya'da üretilen bir ürün olduğu için biraz daha maliyetli olmuş oluyor maalesef. Evet, yani kitap üreticileri de kağıtları İtalya'dan getirdikleri için... Kusura bakmayın, benim telefonum çalıyor. Hemen benim gitmem gerekiyor. Size de kolay gelsin. Hoşçakalın. Kısa ve net bir açıklama yaptı ve gitti arkadaş. Yani arkadaşlar anlayacağımız şu, kağıtlar Avrupa'dan ithal edildiği için kitap fiyatlarına olumsuz bir şekilde yansıyor. Fakat hiç merak etmeyin arkadaşlar, Tonguç Akademi olarak bu gidişe dur dedik ve Eko kitaplarımızı devreye soktuk. Peki Eko kitap ne anlama geliyor arkadaşlar? Hemen anlatalım. Öncelikle Eko kitaplar hali hazırda bildiğiniz ve tanıdığınız Tonguç Akademi kaynaklarının içerik olarak birebir aynısı. Soru sayıları da aynı. Farklı olan tek şey ne? Öncelikle kağıt kalitesi, sonrasında ise sayfa sayısı. Sayfa sayısı daha az olduğu için de hem ekolojik anlamda da doğamıza destek olmuş olacağız. Özellikle LGS'ye ve YKS'ye hazırlanan arkadaşlarla beraber diğer sınıflardaki arkadaşlar da açıklama kısmından Eko kitaplara ulaşabilirler. 10. sınıf öğrencisi Enes Furuncu, hiçbir eğitim almadığı halde evde kendi imkanlarıyla birbirinden güzel portreler çiziyor. Peki bu portreleri çizerken kimden ilham alıyor Allah aşkına? Kore, Japon kültürünü seviyorum. K-pop takip ediyorum ve sanatçılarını gerçekten çok yetenekli buluyorum, seviyorum. Kesinlikle çok yetenekli insanlar ve onları çizmeyi çok seviyorum. Aniya Seon, Chalchine Seo, Yojin Moheo, Yojin Moheo. Biz de boş değiliz yani Enes. Biz de Koreliyiz, biz de K-pop akımının bir numaralı üyesiyiz. Hatta bana mahallede J-Hope derler, aramızda kalsın. Bu arada bence Enes önümüzdeki dönemde yani üniversite döneminde güzel sanatlar okuyacak gibi duruyor. Umuyorum ki gönül verdiği bu resim alanında çok başarılı olur ve kendisine destek olan bu güzel ailesini de tebrik edelim. Alkışlarımızı yollayalım. Artık birçoğumuzun duymaktan sıkıldığı bir konuyla devam etmek zorundayım. Vaka sayıları. Vaka sayıları geçtiğimiz hafta 10 binken bu hafta 6-7 katına kadar çıktı. Bu da okullardaki tedirginliği arttırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı her ne kadar yüz yüze eğitime devam etmek istese de bu mümkün olur mu olmaz mı şu an için muamma. Peki o zaman size soralım arkadaşlar. Sizce online eğitime geçilmeli mi, yani okullar kapatılmalı mı, yoksa yüz yüze eğitime daha büyük tedbirlerle devam mı edilmeli? Yorumlarda bekliyorum. Fotoğrafta gördüğünüz bu genç sporcu arkadaşlarımız son bilek bükücüler. Geçtiğimiz haftalarda Romanya'da yapılan dünya şampiyonasında tam 9 madalya kazandık bu arkadaşlarımızın sayesinde. Farkındaysanız birçoğu da kızlardan oluşuyor. Sporcularımızdan Şükriye Yılmaz sağ ve sol kolda dünya şampiyonu olmayı başarmış. Hem Şükriye Yılmaz'ı hem de diğer arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Bu arada yarışma sonrasında arkadaşlarımız diğer sporcuları tebrik etmek istemişler ama bilekleri tutmadıkları için tokalaşamamışlar. Spider-Man Elazığ sokaklarında. Üniversite öğrencisi Çağdaş Aktaş Spider-Man kostümünü giyerek bir farkındalık oluşturmaya çalışmış. Biliyorsunuz ki özellikle kış aylarında kedi ve köpeklerin dışarıda yiyecek içecek bulması çok zor. Buna dikkat çekmeye çalışmış ve güzel bir proje gerçekleştirmiş. Sonrasında ise yanına bir kediyi alarak ağını gökdelenlere doğrultmuş ve Elazığ'dan uzaklaşmış. Evet, son haberimizle birlikte Tonguç Haber'in sonuna geldik arkadaşlar. Kağıdı atma, kağıt pahalı. Bir sonraki bültende tekrar görüşmek dileğiyle videoya like ve yorum atmayı da unutmayın. Hoşça kalın.